Nasıl oluyor? YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizler için yatırım süreçlerini anlatmaya devam ediyoruz. Hem kripto dünyasında hem de borsada yatırım süreçlerini nasıl yapmamız gerektiğini anlatmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere aracı kurumlardan info yatırımda nasıl alsat yapabiliriz bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Özellikle aracı kurumları kullanmak isteyenler için de güzel bir video olacak. Bildiğiniz üzere son zamanlarda halk arzlara çok fazla talep mevcut arkadaşlar. Özellikle bir haftada 500 bine yakın yeni kullanıcı borsaya giriş yapıyor ve bu giriş yapan kullanıcıların neredeyse %70-80'i Ziraat Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştiriyor arkadaşlar. Bu sebepten ötürüdür ki özellikle piyasanın açılış saatinde saat 9.55-10 civarında çok fazla yığılma oluyor ve sistemde işlem yapamaz hale geliyoruz. İşte burada arkadaşlar aracı kurumlara talepler olmaya başladı. Biz de aracı kurumların kullanımlarını sizler için anlatmaya başlıyoruz. Herhangi bir işbirliğimiz yoktur arkadaşlar. Info yatırımda hesabımız olduğu için bunun üzerinden anlatmaya başlayacağız. Info yatırımda hesap açmamızın sebebi de şuydu. Daha önce iki tane halkar sadece info yatırım üzerinden halkar arz edildi. Diğer bankalar ya da diğer aracı kurumların hiçbirisinden giriş yapılamadı. Bu sebepten ötürü de güzel para bıraktı. Info Yatırım'da o dönemde açmıştık. Hesap nasıl açılır? Bunu anlatan bir videomuz zaten mevcut. Şuradan ücretsiz hesap aç bölümünden de siz de hesap açabilirsiniz. Videomuzu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle online şube bölümüne tıklayıp sisteme giriş yapmamız gerekiyor. Tabii ki hesap açtıktan sonra arkadaşlar sizlere bir müşteri numarası veriliyor. Bu müşteri numarasını buraya yazıyorsunuz. Daha sonra yine şifrenizi buraya yazıp giriş bölümüne basıp sisteme giriyoruz. Şimdi karşımızda böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. İşte bakiyenizi gösteriyor. Hisse adeti, nakitte ne kadar var? Bunların hepsini buradan görebiliyorsunuz. Onun haricinde hisse emir takibini yine burada görebiliyorsunuz. Bekleyen, gerçekleşen, iptal edilen emirlerinizi buradan görebiliyorsunuz. Hemen hızlıca alım yapabileceğiniz alan burası. Mesela arkadaşlar Aselsan diyelim. Aselsan'ı seçelim. Buradan adedi giriyorsunuz ve piyasa fiyatı üzerinden alış satış yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Al emri girdim. Evet diyorum. Burada bekleyen emirlerimde Görmüş olduğunuz gibi emrimi görüntüleyebiliyorum. Emir düzenle bölümüne bastığınızda tekrar emrinizi düzenleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi açılan ekranda şuradan emir takibi düzenleme bölümüne geldim. Düzelt diyorum buradan. Adet bölümünü düzeltebilirim, fiyatı buradan düzeltebilirim. Demin piyasa fiyatı üzerinden emir vermiştik. Piyasa fiyatı üzerinden emir vermek her zaman için risklidir arkadaşlar. Çünkü verdiğiniz emir piyasa fiyatında oluşan fiyat üzerinden gerçekleşir. Yüksek miktarda bir emir verdiyseniz tahtadaki bütün alıcılara tek tek aşağıya doğru inerek satıcıların bütün emirlerini gerçekleştirirsiniz. Ve fiyatı da bir anda aşağı çekmiş olursunuz. Özellikle yüklü miktarda alım yaptığınız zaman. O yüzden fiyat girerek alım yapmak her zaman iyidir. Mesela demin 47'den girmiştik. 42'den güncelleyelim. Tamama bastım. Görmüş olduğunuz gibi alım emrim 42 lira üzerinden 5 lot olarak gözüküyor. Fiyatı da 210 lira olarak gözükmekte arkadaşlar. Emrimizi nasıl iptal edebiliriz? Buradan iptal bölümüne bastığımızda görmüş olduğunuz gibi emrimiz iptal olmuş oluyor. Buradan hızlıca işlem yapabildiğimizi söylemiştim ama piyasa fiyat üzerinden yaptırıyor arkadaşlar. Al sat bölümüne gelip hemen şuradan hisse al sat alanını seçtiğimizde karşımıza böyle bir ekran geliyor ve buradan işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi satış üzerinden anlatalım ama alışı da buradan zaten yapabiliyoruz. Hisse bu sefer kontürü aratalım. Kontür matiği seçtik. Fiyat direkt karşımıza geldi. En sonki kapanış fiyatı gelir arkadaşlar. 270 diyelim mesela. 270 lira üzerinden adet miktarımızı buraya giriyoruz. Diyelim ki 10 adet almak istiyoruz. Buraları hiç dokunmanıza gerek yok. Şuradan sat bölümüne basıyorsunuz. Onay dediğinizde arkadaşlar satış emriniz girilmiş oluyor. Alış içinde yine buradan al bölümüne bastığınızda da yine alış emriniz demin olduğu gibi girilmiş oluyor. Yani şuradan direkt işlem gerçekleştirebilirsiniz. Buradan yapmakta fayda var arkadaşlar işlemlerinizi. Bunun haricinde döviz alış satışı da yapabiliyorsunuz. Yine VIOP'ta işlem yapabiliyorsunuz. Aracı kurumlar üzerinden bu tarz işlemleri de Yapabiliyorsunuz şuradan hesap özeti bölümüne geldiğinizde hisse alanını seçiyoruz arkadaşlar hesap özeti hisse alanı seçiyoruz Burada elimizde bulunan hisseyi görüntüleyebiliyoruz Görmüş olduğunuz gibi size anlatma amaçlı aldığım tek bir hisse burada gözükmekte Buradan yine hızlı işlem yapmak istiyorsanız sat bölümüne basıp hemen hızlıca bu alana tekrardan gelebilirsiniz arkadaşlar Hatta adette maksimum miktar olarak girilmiş olarak gelmekte hızlıca sat bölümüne bastığımızda satış emrimizi girmiş oluruz. İşlemlerimiz bu kadar basit arkadaşlar. Al sat işlemleri bu şekilde portföyümüzü yine buradan görüntülediğimizi söylemiştik. Halk arz girişlerini de buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Zaten mevcutta halk arz varsa buradan talep girişi yapıyorsunuz. Bunu anlatan bir videoda var kanalımızda arkadaşlar. Canlı olarak halk arz girişi yaptığımız bir video oradan da izleyebilirsiniz. Kafamıza takılan konuları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Twitter ve Telegram kanalları üzerinden halk arzları takip edebilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmına ve yorumlar kısmına da linklerini bırakıyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ya, nasıl, oluyor? Ne, ne? nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl? nasıl? oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.